İlaç vakti. Benim yüzümden çok uykusuz kaldın sen de. Sorun değil. Bir yığın iş var zaten. Çok sağ ol. Baş nasıl? Ağrıyor mu hala? Biraz. Merak etme, geçecek. Bol su içmeye çalış. Seni harada ilk gördüğüm gün. Kalpsiz. Merhametsiz birisi olduğunu düşünmüştüm. Hayır, ne yapıyorsunuz? Vuramazsınız onu. Kırık ayakla yaşayamaz. Bu kararı sen veremezsin. Kendisinden başkasını düşünmeyen, vuran, kıran, zalim biri olduğunu sanmıştım. Ama fırtınayı vurmadığını öğrendiğimde, İçinde saf, şefkat dolu birisi olduğunu hissettim. Vicdanlı biri olduğunu anladım. Sen her ne kadar gizlemeye çalışsan da. Efendim Kerem. Biliyorum geç oldu ama Dubai'li müşteriler sözleşmedeki birkaç madde için konuşmak üzere Türkiye'ye geldiler. Seni bekliyoruz. Mümkün değil. Baran, gelmen lazım. Seninle görüşmek istiyorlar. Biliyorsun bu anlaşma holding için çok önemli. Gelemem. Sen çözersin. Film izlemek ister misin? Uyumaman için. Rahatmış ha. Nasıl? Yakıştı mı ağalık? Yakıştı, yakıştı. Ama Baran ağa gelirse olay çıkar şimdi. Ya yok be gülüm. O şimdi sevgili karısıyla ilgileniyor. Gözü kimseye görmez. Görmez tabii. Karısı sonuçta. Ay Allah korusun. Ya bir şey olsaydı? Bu kız biraz sarsak gibi ha. Yani insan bastığı yere bakmaz mı canım? Ya bir şey diyeceğim. Heh. Yine bu Derya bir iş mi çevirdi acaba? Yok artık. Ya sen de gelin hanımın ayağına taş değse ondan bileceksin ha. Evet. Ondan bileceğim tabii. Kimden bileceğim? Neler yaptığını unuttun galiba. Ya. Şş. Sen bozuldun mu ya? Ha? Bozuldum tabii. Sürekli onu koruyorsun. Hayda. Kızım. Derya business. Sen aşksın aşk. Tamam. Bir daha Derya'yı Meryem'e kıskandığını görmeyeceğim ha. İyi. Öyle diyorsan. Ya böyle tabii. Derya senin attığın tırnak olamaz. Nokta.
Ya sen şimdi Derya'yı Merya'yı bırak da bu hafta konak fena karışacak ha, benden söylemesi. Niye ki? Tarihe bak. Ay evet. İnşallah durduk yeri üzmezler gelin hanımı. Ya üzerlerse üzsünler. Kafamız çorba gibi oldu zaten. Onu da kocası düşünsün. Bu kadar üzüleceğini bilseydin başka bir film açardın. Yok, çok güzeldi. Sadece kızın sevdiği adam ölünce bir an kötü oldum. Yaşam ve ölüm birbiriyle anlaşamayan iki kardeş gibidir. Geceyle gündüz gibi. Ama biri olmayınca diğeri de olmuyor işte. Sevdiğin birinin yokluğunu kabullenmek zor. Ama ölüm, sevdiklerimizi sadece fiziksel olarak alıp götürüyor bizden. Bir kayıp ya da bir kayboluş değil. Yaşadığın anılar hep baki. Hep burada. Yanımızda. Ne oldu? Sustum bir anda. Yok bir şey. İlaç saatin geldi. Ben Kadir ablaya söyleyeyim, bir şeyler hazırlasın sana. Dur. Mutfağa inebilirim. Hem biraz dolaşmış olurum. Çok sıkıldım yatmaktan. Tamam. Ama dikkat et. Üzerine de bir şey al. Üşütürsün.